Merhaba. Sanayi devrimi 1 ve 2 hızlı bir şekilde geride bırakıldı. Şirketlerin sayıları giderek çoğalırken şirketler arası ilişkiler önem kazanmaya başladı. Bu ilişki B2B olarak anıldı. Şirketler arasında ilişkiler ilerledikçe üretimde yeni modeller ortaya çıkmaya başladı. Bunlar ileride Fordizm ve Toyotizm olarak anılacaktı. Bilgisayarların dahi olmadığı bu zamanlarda kağıtlar üzerinde geliştirilen bu modeller zamanla genişletildi. Kaizen ve toplam kalite yönetimi sistemleriyle birlikte gün geçtikçe çoğalan firmalar arasındaki ilişkiler de geliştikçe maliyetleri azaltma, üretimin hızı ve kalitesinde artışlar yaşanmaya başladı. Böylece müşteri memnuniyetleri giderek artmaya başladı. 1946'da ilk bilgisayar üretildi. 1960'larda ise ilk CAD ile tanıştık. CAD sayesinde makine ve parçalarının üretimlerinin daha modüler hale gelmesi sağlandı. Yekpare üretilen ve bu sebeple değiştirilemeyen parçalar ile üretilen makineler yerini birçok parçaya ayrılabilen ve arızalanan parçaların kolayca değiştirilebileceği yeni bir çağ başlattı. Bilgisayarların kullanımının giderek daha çok alana yayılması ve CAD sistemlerinin etkinliğinin gözler önüne sürdükçe insanlar bilgisayarlarda kullanılacak daha fazla yazılım geliştirmeye başladılar. Bilgisayarlar ve yazılımlar üretim ve yönetim sistemleriyle birleştikçe bu sistemlerde inanılmaz evrimler geçirmeye başladı. Yapılması zor hesapların kolayca yapılabilmesi gibi insan faktöründen dolayı ortaya çıkabilecek potansiyel hesaplama hataları da giderildi. Bu durum üretim ve yönetimi yeni bir seviyeye geçmesini sağladı. Teknoloji ilerledikçe yazılımlara daha fazla iş yüklendi. Ana üretim programları, hesaplamaları gibi hata yapılması kolay olan karmaşık sistemlerin çalıştırılması kolay, hızlı ve hatasız yapılması gerçekleşti. Elbette girdilerin doğru olması yine insan faktörüne bağlıydı. Sadece birkaç yazılım sisteminin çalıştırılması, üretim hızında, maliyetlerin düşürülmesinde, hatta hiçbir zaman masraf olarak görülmeyen birçok masraf kaleminin de göz önüne gelmesini sağladı. Örneğin ana üretim programı sistemleri birçok gereksiz stok alımı yapıldığını yöneticilere göstermiştir. İhtiyaçlar kredilere göre hesaplandığında aslında çoğunlukla alınması gereken ham madde ve yara mamullerin gerekli olan miktarlardan daha fazla alındığı ve alınan fazlanın gereksiz olduğunu gördüler. İşletmelerin odakları üretimden diğer departmanlara kaymak zorunda kaldığında aslında üretim birleştirmelerin sadece makineler ve üretim metodolojileriyle olamayacağının da farkına varıldı. Böylece diğer departmanların da iştirakini gerektiren MRP yani malzeme ihtiyaç planlaması sistemi oluşturuldu. MRP sisteminin doğru veriler üretebilmesi için birçok departmanın kendilerinin sağlanması gereken girdi verilerinin doğru ve istenildiği gibi iletilmesi sağlandı. Böylece alınan bir sipariş için tüm işletme ortak bir sistemin çıktığına göre koordineli bir şekilde hareket etmeye başladılar. Bu koordinasyonun düzgün sağlanabilmiş olması bile gereksiz birçok maliyeti engellemiştir. Departmanlar arasında koordinasyon sağlandıktan sonra ortaya çıkan darboğaz bilgisayar destekli üretim ile aşıldı. Bilgisayar ve yazılımların direkt makineler ile birleştirilmesi makineler için büyük bir devrim getirmiştir. Tamamen elle yönetilen makineler bilgisayarlar ile daha hızlı, her zamankinden daha derinlemesine kontrol edilebilir hale gelmiştir. Makineler bilgisayarlar ve yazılımlar ile yönetiliyordu. Bu sistemler giderek artmaya başladığında beraberinde yeni sorunlar getirdi. Bu sorunların en büyüğü ise kontrol yazılımlarının kullanımları oldu. Her şirket kendi standartlarına göre yazılım geliştirdiğinden dolayı piyasadaki yazılımcılar benzer makineleri kontrol ediyor olsalar bile birbirleriyle alakasız kullanım şekillerine sahiplerdi. Bu durum yazılımları kullanabilen nitelikli elemanların her farklı makinede yeniden eğitim ve deneyim süreci geçirmelerine sebep oluyordu. Bu sorun insanları ortak bir tasarım dili bulmaya itti. Bu dil kullanıcı deneyimi olarak anıldı. Kullanıcı deneyiminin en temel amacı benzer işleri yapan yazılımların benzer arayüzlere sahip olmalarını sağlamaktı. Böylece insanlar yeni bir yazılıma geçtiklerinde çok fazla yabancılık çekmeden alışabileceklerdi. Kaldı ki bu kavram gelecekte firmaların kendilerinin tercih edilmesi yönünde en büyük artılardan biri olacaktı. Yaşanan bir diğer sorun ise bilgisayar, yazılım ve makine koordinasyonunun bir standart halinde olmamasıydı. Bilgisayarlar ve yazılımların makinelere nasıl bağlanması gerektiği, nasıl yönetmesi gerektiği, cihazların nasıl kullanılması gerektiği gibi birçok sorunun cevaplarını standartlar dizisi haline getiren SCADA bu sorunu çözmüştür. Bilgisayar dediğimiz cihazlar görmeye alıştığımız formlarda olmak zorunda olmadıkları için üretici şirketler genel makine tasarımına uygun olarak yeni formlar verebilir. Makineleri yöneten bu bilgisayarlarda barınan yazılımlar insan makine arayüzü olarak anılmaya başlandı ve bu insan makine arayüzlerinin kullanıcı deneyimi standartlarına uygunluğunun da gerekliliği standartlaştırıldı.
Bu yönetici cihazların ayrıca makinedeki arızaları bildirmesi ve personel tarafından yapılan tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve gerektiğinde geriye dönük görülebilmesi de gerekliydi. Bu gibi tüm alt ve ara sistem konuları SCADA tarafından belirlenmiştir. Standartlaşan bu üretimler ile bilgisayarlar, yazılımlar ve makineler daha fazla iç içe girmeye başladı. Öyle ki artık elle kontrol edilen makineler yok denecek kadar azaldı. Teknolojinin de giderek gelişmesiyle makinelerin daha fazla yetenekler elde etmesiyle 3. sanayi devrimi Endüstri 3.0 başladı. Bu sistemlerin geliştirilmesindeki en temel amaç hep satış yapmak oldu. Zamanla da şirket sayısı, ürün sayısı ve müşteri sayısı arttığı için sürekli bir iyileştirme içerisinde olduk. Bu sebepledir ki şirketler artık gözlerini kendi iç yapılarından dışarı çevirip müşteriye odaklanmaya başladılar. Müşteri odaklılığı ise müşteri deneyimi olarak isimlendirildi. Müşteri deneyiminin önemi anlaşılınca, daha doğrusu anlaşılmak zorunda kalınınca tüm gelişmeler ve iyileştirmelerin de temel haline geldi. Artık temel amaç daha az maliyetle, daha hızlı ve daha kaliteli üretmek değil, daha çok müşteri bulup daha çok müşteriye satış yapmak oldu. En temel amaç hala aynı, para kazanmak. Ama şirket müşteri ve ürün sayıları arttığı için artık taraflar değişti. Müşteriler şirketlerden bir şeyler alma çabasındayken artık şirketler müşterilere bir şeyler satma çabasına girdiler. Bu sebeple müşteri deneyimi en önemli konu haline geldi. Bir şirket müşteri deneyimi yaklaşımını ne kadar çok benimsemişse çoğalan rakiplerinden o kadar fazla satış yapabilir. Örnek vermek gerekirse bu zamanlarda ortaya atılan tam zamanında envanter sistemi metodolojisi bir şirketin işletme içi stok miktar ve depolama maliyetlerinin azaltılması ile ürün satış fiyatlarını aşağı çekerek şirketlerin rakipleri önüne geçmesini sağladı. Yani sadece ham madde ve yarım mamul gibi bir siparişin üretiminde kullanılacak olan stokların tamamının siparişten hemen önce temin edilmesi değil, siparişin üretilmeye başlanmasından sonra ne zaman gerekiyorsa o zaman ve ihtiyaç miktarı ne kadar alınması ve tam istenildiği tarihe teslim edilmesi yaklaşımı ile üretim maliyetlerini de azaltma sağlanabildi. Ancak işletmeler zamanla tam zamanında envanter sisteminin potansiyelinin tam olarak kullanılamadığının farkına varmış olacaklar ki yalın düşünce ve metotları 5S ve israf yönetimi gibi sistemleri oluşturdular. Bu sistemlerin temel amaçları işletme içerisinde gereksiz hiçbir malzemenin olmaması ve işletme alanının olabildiğince temiz ve boş olmasını sağlamaktır. Her malzemenin sınıflandırılması, en uygun yerlerinin belirlenmesi, en uygun yerlerinde saklanması, çalışma alanlarının tertemiz olması, işletme içerisindeki tüm alanların uygun renkler, çizgiler ve işaret tabelaları ile açık bir şekilde belirtilmesi gereklidir. İşletme içinde olabildiğince boş alan olması, daha fazla hareket alanının elde edilmesi demektir ki bu da tam zamanında envanter sistemi gibi zaman ve hıza odaklanan sistemlerin gerçek potansiyellerinin ortaya çıkarılması anlamına gelir. Sistemler, yaklaşımlar ve metodolojiler çoğaldıkça kontrol edilmesi zor bir hal alır. Bu yüzden bu kavramların üretimini olabildiğince hızlandırılması için yazılımsal sistemlerin kullanılması ve mümkünse bu kavramların yazılımlar ile yönetilmesi gerekir. Hem hata payı olabildiğince azalır hem de çoğaltılması ve dağıtılması kolaylaşır. Departmanların koordinasyonu, müşteri deneyiminin önemi ve birçok kavramın kaynaşmaya başladığı bu karmaşa içerisinde yeni bir ihtiyaç çıktı. Bu sistemlerin ürettiği verileri kullanarak gerekli hesaplama ve planlamaların yapılması ihtiyaç. Bu ihtiyacı ise MRP 2.0 sistemi çözmeye çalışmaktadır. Eski sürümünden farklı olarak MRP 2.0 üretim ihtiyaç planlaması anlamına gelir. Eski sürümde malzeme ihtiyaçlarını planlama amacımız vardı. Ama kavramlar iç içe girmeye başlayınca karşımıza çıkan karmaşayı daha kapsamlı yetenekleri olan bir sistem çözebilirdi. MRP 2.0 bu problemi çözme amacı taşımaktadır. Girdiler doğru bir şekilde verildiğinde MRP 2 tüm departmanların ilgili siparişin üretilebilmesi için gereken tüm kaynakları hesaplayabilme yeteneğine sahiptir. İşletme kapasitesi, üretilen ürünün ve tedarik zincirinin kompleksliği arttıkça MRP 2.0 bile yetersiz gelmeye başladı. Bu zorluğu aşmanın yolu da MRP 2 sistemiyle değil, üretim yönetiminin değiştirilmesi olarak kabul gördü. 6 Sigma, esnek üretim, çevik üretim gibi sistemler üretimi daha yalın, daha az karmaşık hale getirmeyi amaçlamaktadır. Daha yalın, esnek ve çevik hale gelen üretim ile MRP 2 çalıştırılması haliyle daha kolaylaşmaktadır. 6 Sigma'nın temel amacı üretimdeki tüm kusur ve sorunları ortadan kaldırarak karlılığı arttırmaktır. 6 Sigma verileri temel alarak istatistiksel çalışmalar gerektirdiği için bir yazılım sistemiyle desteklenmelidir. Esnek üretim hakkında bilmesi gereken en temel bilgi her işletme için uygun olmadığıdır. Çok yüksek ön kurulum ve zamanla gelen bakım maliyetleri yüzünden birçok işletme için zor bir süreçtir.
Esnek üretimin amacı temel olarak bir makinenin birçok ürünü üretebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Bu türe verilebilecek en iyi örnek enjeksiyon makineleri ve 3D yazıcılardır. Enjeksiyon makinelerinden kısaca bahsetmek gerekirse enjeksiyon, enjekte etme, zerk etme anlamlarına gelir. Çoğunlukla plastik sektöründe kullanılırlar. Makineye takılan kalıba eriyik ham maddeye yüksek basınç ile zerk ettirir ve hızlıca soğutur. Kalıba zerk edilen eriyik malzeme donduğunda kalıbın şeklini alır ve malzeme üretilmiş olur. Makine her zaman aynı mantıkla çalışır ancak ham madde türü ve kalıplar değişerek sınırsız farklılıkta ürün üretilebilir. Bilgisayarlar, yazılımlar ve makineler birleştikçe devasa makineler de birkaç tıklama ile yönetilebilir hale geldiler. Zamanla bu devasa makineler birbirleriyle entegre olarak büyük üretim hatları oluşturdular. Böylece zamanla daha hatasız, daha hızlı ve doğal olarak kaliteli ürünler üretilmeye başlandı. Artık MRP 2.0 gibi sistemlerle de işletme içinde daha fazla veri üretmeye başladık. Bilgisayarlar, yazılımlar ve makineler birleştikçe yeni bir isim ile anılmaya başlandılar. Bu tarz makinelerde üretim yapılan üretim sistemine bilgisayarla bütünleşik üretim denildi. Üretim işletmeleri giderek gelişmeye devam ederken tüm gelişim ve metodolojilerin temeline oturacak olan web ortaya çıktı. Web'e göre veriler tek bir noktada olacak ve insanlar ağ yolu ile ne kadar uzakta olsalar da bu noktaya erişebilecek ve o noktadaki verileri görebilecekti. Bu sistem insanlara merkezi sistemleri düşündürdü. Özellikle birden fazla fabrikası veya şubesi olan şirketlerin verilerini tek bir merkezde tutması ve yönetmesi ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Web geliştikçe dünya çapında büyümeye başladı. Başlangıçta üniversite gibi kurumların kampüsleri birbirine bağlanmaya başladı. Dünyaya yayılmaya da bu aşamadan sonra başladı. Yeni alt ağ yapıları, veri merkezleri kuruldukça web büyüdü ve daha da genişledi. Özellikle müşteri ilişkilerinin daha önemli hale gelmeye başladığı bu zamanlarda kendisine özel bir isim bulan müşteri ilişkileri CRM olarak yani müşteri ilişkileri yönetimi olarak anılmaya başlandı. Bilgisayarlar ve webin gelişmesiyle çoğunlukla müşteri ziyaretleri yapan personeller için özel sistemler geliştirilmeye başlandı. Şirket içerisinde üretilen tüm veriler aynı işletme içinde bir merkezde tutulurken artık şirketlerin kararlaştırdığı bir noktaya merkeziyetleşti. Tüm veriler bu merkeze akarken kağıtlar, defterler ve ajandalarıyla tutulan müşteri ilişkileri verileri de dijital sistemlere eklenmeye başlandı. Web ve CRM ile artık tüm müşteri verilerine, tüm işletme tarafından neredeyse anında ulaşılabilir hale geldi. Bu ilerleme müşteri ilişkilerini yeni bir çağa soktu. Bu sistemi erken yakalayan işletmeler, müşteri hizmetlerinin kalitesini bir anda inanılmaz yükselttiler. Bu kaliteden doğan rekabet, tüm şirketlerin bu sisteme geçmesini ve doğal olarak web ve CRM sistemlerinin de gelişmesini sağladı. B2B, TQM, MPS, MRP, MRP2, CRM gibi sistemler birbirleriyle ilişkili ancak bağımsız çalışan sistemlerdi. Kullanılan sistemlerin sayısı arttıkça yönetilmesi daha zor hale geliyor ve fazladan sistemlerin yöneticisi rolünde personeli çalışması gerekiyordu. Sistemlerin temel amacının insan faktörü ve bu faktörden doğan hataları minimuma indirmek olması düşünüldüğünde mantıksız geliyor. Böyle bir şey yapılmalıydı ki bu karmaşa ortadan kalksın. Bu karmaşayı ortadan kaldıran bir sistem kısa sürede geliştirildi ve adına kurumsal kaynak planlaması denildi. Kurumsal kaynak planlaması yani ERP sistemi bir şirketteki her şeyi kapsayan bir sistem olarak geliştirildi. ERP şirketin tüm şubeleri, finans, stok, insan kaynakları, üretim gibi tüm departmanları, kalite yönetimi, 5S gibi tüm alt sistemleri içerisine alarak şirket içerisinde üretilen tüm verilerin ilişkiselliğini sağlayarak saklayan ve istenildiğine raporlayan bir üst sistemdir. Alınan siparişin kaydedilmesi, siparişe istinaden satın alımların yapılması, satın alımlardan gelen faturaların sisteme girilmesi, sisteme girilen faturalara istinaden para transferlerinin yapılması, alınan ham maddenin tüketilmesinden önce sistemden hangi siparişin üretileceğinin seçilmesiyle sipariş, tüketim ve üretimin ilişkisinin kurulması, ürünün üretilmesi sırasında yaşanan sorunların ilgili üretim kaydına işlenmesi, ürünün üretilmesi sırasında yaşanan sorunların ilgili üretim kaydına işlenmesiyle kalite kontrolünün sağlanması vesaire baştan sona tüm ilişkilerin sağlıklı bir şekilde kurulması gerekir. Böyle bir ilişki bize satışını yaptığımız ürün hakkında gelen bir şikayet üzerine ürünün barkod kodundan ne zaman üretildiğini, üretilme esnasında hangi kontrollerin yapıldığını, hangi makinelerde üretildiğini, üretilen makinelerin bakımlarının ne zaman yapıldığını, üretimde kullanılan ham maddenin kimden, ne zaman alındığı bilgisine kadar o ürün ile alakalı tüm verilere ulaşabilme imkanı sunar. İşletme içerisinde kullandığımız tüm alt sistemler ERP sistemine entegre olduktan sonra yönetim inanılmaz kolay hale gelmiştir. İlişkisel veriler sayesinde müşteri memnuniyetini de yeni seviyelere çıkarabildik.
Web teknolojisi de gelişmeye devam ettikçe bir yandan maliyetler düşerken bir yandan da müşteri memnuniyeti artmaktaydı. Web'in gelişmesi zamanla şirketler arasındaki rekabeti daha da arttırdı. Bu da yeni bir kavramın hayatımıza girmesini sağladı. Her ne kadar web ile net bir bağıntısı olmasa da bu kavramın gün yüzüne çıkması nedenlerinden biridir. Bu kavram B2C yani işletmeden müşteriyedir. İşletmeden müşteriye kavramının en temel sebebi yine rekabettir. Normalde şirketler toptancılardan aldıkları siparişleri üretirler ve toptancılar da ürünlere ek ücret ekleyerek perakende veya perakendecileri satış yaparak kar elde ediyorlardı. Tabii ki perakendeciler de ek ücret koyarak para kazanmaya çalışıyorlardı. B2C kavramı ise bu aracıları aradan çıkartarak ürünün direkt üretici tarafından satılmasını desteklemektedir. Böylece ürün fiyatları düşecek, daha fazla satış yapılabilecekti. Web giderek daha popüler hale gelerek yaygınlaştıkça az önce de dediğimiz gibi sistemlerin temellerine inmeye başladı. Bu sistemlerin ilki de ERP'dir. Web'in gücünü kendine katan ERP yeni bir çağa girerek ERP 2.0 olarak anılmaya başlanıyor. Web uygulamalarıyla daha da güçlenen ERP sistemi alt sistemlerin ürettiği verileri başka şirketlerin sistemlerine iletebilir hale gelmiştir. Örneğin bir MRP sisteminin ürettiği tedarik listesi tedarikçilere internet üzerinden sistem tarafından gönderilebilir hale gelmiştir. Web'in gelişmesi sadece mevcut sistemlerin gelişmesini etkilemekle kalmamış, başka sistemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Üretilen neredeyse her cihazın web destekli olmaya başlaması ile bir teori ortaya atılmıştır. Bir gelecek vizyonu olarak görülen bu teori IOT yani nesnelerin internetidir. Gerçekleşebilme ihtimali olan ki büyük ihtimalle gerçekleşecek olan nesnelerin interneti çalışabilmesi için farklı farklı metotlar ve yöntemler ile üretilen tüm cihazların iletişim kurabilmesi ve iletişim halinde kalabilmesi gerekmektedir. Bu teori de bir fantezi olarak görülmediği için bu konu hakkında çalışmalar yapılmaya başlanmış ve yeni bir sistem geliştirmeye başlanmıştır. Geleceğin en önemli ilerlemesi olarak görülen nesnelerin internetinin gerçekleşmesini sağlayacak bu sisteme de veri dağıtım hizmeti DDS denilmiştir. Veri dağıtım hizmeti, internete bağlanabilen tüm cihazlar arasında ortak bir ağ kurma, cihazları otomatik ağlama, onların veri gönderme ve alma sistemlerini otomatik tanıyarak tak çalıştır cihazlar haline getirerek gelen ve giden tüm verileri yönetebilecek bir sistemdir. Elbette DDS olmazsa IOT olmaz diyemeyiz. DDS olmaz başka bir sistem olur ama şu an bildiğimiz DDS var. Satın alınmış olan bazı ürünler kullanılır ve atılır ama bazıları ise atılmaz. Örneğin bir otomobil yıllarca kullanılsa bile elden çıkarılmak istendiğinde bir alıcı bulabilir veya bir ev veya bir teyp. Ürünün ne olduğu önemli değil. Her zaman bir alıcı bulma şansı vardır. İnternetin artık tüm dünyaya yayılması, üretimin patlaması ve ürün çeşitliliğinin inanılmaz sayılara gelmesi, ürün fiyatlarını geçmişe göre inanılmaz düşürse de yine de o ürüne ulaşamayanlar olacaktır. Bu durum ise her zaman başkalarının kullandığı ürünleri satın alma isteğini doğurmaktadır. Bir otomobil üretildiği yıl 10x olsun, biri bu otomobili satın aldı, 5 yıl kullanıp satmak istediğinde o otomobilin fiyatı kullanılmış olduğundan 6x 7x'e satılabilir ve illaki bir alıcısı çıkacaktır. İşte bu döngüye zamanla bir isim verildi. C2C yani müşteriden müşteriye. İnternetin gelişmesiyle web uygulamaları da gelişiyor. Gelişim öyle bir seviyeye geldi ki insanlar artık kullanmak istemedikleri eski ürünlerini internet üzerinden satabilmektedir. Tabii bu sadece ikinci el ürünler için değil, tarihi eser gibi değerli varlıklar için de geçerlidir. Tarihi eserlerin de el değiştirmesi C2C olarak görülmektedir. İnternet bu kadar geliştikten sonra yani insanların içerikler okuduğu ve içerikler ürettiği bir seviyeye gelmesi internetin evrimi olarak düşünüldü ve ona Web 2.0 dediler. Sadece tek taraflı veri aktarımı olan zamanlara Web 1.0 denildi. İnsanlar siteye gelir, alacağını alır ve giderlerdi. Zamanla insanlar bu web sayfalarıyla etkileşime girmeye başladıklarında, içerik ürettiklerinde, bir şeyler alıp satmaya başladıklarında bu gelişim bir evrim olarak görüldü. Böylece web artık web 2.0 olarak anıldı. Web 3.0 ve web 4.0 gibi aşamalar ise teori olarak üretildi. Nesnelerin interneti teoriden çok gelecek olması beklenen bir gelişme olarak görüldüğünde endüstriyel nesnelerin interneti, nesnelerin webi gibi kavramlar ortaya çıktı. Endüstriyel nesnelerin interneti kısaca nesnelerin internetinin endüstriyel halidir. Nesnelerin web'i ise nesnelerin internetinin bir alt kavram olarak tanımlanmıştır. Bu kavramlar günümüzde bile biraz uzakta kalan kavramlardır. CRM2 diye bir kavramımız da var ancak CRM2 kavramı konumuzla pek ilgili değildir. Ancak CRM2 diye bir kavramın olduğunu bilin. Kursumuzda da CRM2 hakkında bir video zaten var.
Bilgisayarların son derece geliştiği ve inanılmaz hızlara çıkabildiği günümüzde yapay zeka yazılımları artık insanların hayatlarını daha da kolaylaştırmaktadır. Yapay zekaların yükselişe geçtiği günümüzde web de yapay zekanın gücünü kendine katarak yeni bir çağa gitmiştir. Yapay zeka destekli web uygulamaları webin 3. evrimidir. Web 3.0 yapay zeka ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Zaten çok da uzak geçmişte olmayan bir zamanda bu web 3.0'ın teorisi bunu bile söylemişti. Yapay zeka destekli web 3.0'ın gücü ERP 2.0 ile birleştiğinde ERP sistemi de yeni bir evrim geçirerek ERP 3.0'ı gerçek kılmıştır. Günümüzde ERP 3.0 tam olarak uygulanan bir sistem olmayabilir. Çünkü ERP 3.0 inanılmaz geniş bir çerçeveye sahiptir. Bırakın merkez şirketi, bu şirketin tüm müşterileri ve tüm tedarikçileri, hatta tedarikçilerinin tedarikçilerine kadar uzanan bir hale gelmiştir. Ancak ERP 3.0 sisteminin bile eksik olduğu bir yer vardır. Bu yer ise dağıtım gereksinim planlaması, DRP'dir. DRP, bir şirketin tüm dağıtım ağını kapsayan bir planlama sistemidir. İhtiyaç duyulan tüm ürünlerin belirlenmesi, aşama aşama gerekli stokların belirlenmesi, eldeki stok durumuna göre sipariş taleplerinin oluşturulması, DRP sisteminin içinde yer alan sipariş miktarları belirleme metotlarının denenmesi sonucu yapılan planlama sistemidir. Ham maddenin ne zaman alınacağı, hangi işletmeye gönderileceği, hangi stokların nerelerden, ne zaman ve hangi miktarlarda alınacağı, üretilen ürünlerin ne zaman, nereye ve ne miktarda gönderileceğine kadar lojistik ile alakalı her aşamayı yönetebilen DRP sistemi ERP 3'ün eksik kaldığı yeri doldurmaktadır. Şu ana kadar tüm konular yaşanmış ve yaşanmaya başladığımız konulardır. Son iki konumuz var ki bu iki konu hala gelecek teorisi olarak görülmektedir. Bu konular Endüstri 4.0 ve Web 4.0'dır. Endüstri 4.0 aslında paçasından tutmaya başladığımız bir devrim diyebiliriz. Bu zamana kadar elde ettiğimiz tüm bilişim, iletişim ve yönetim sistemlerinin endüstriye uygulanması olarak tanımlıyoruz. Ancak bu tanıma gerçekten uyan, örneğin ERP 3 %100 başarıyla kullanabilen bir şirketin var olduğundan emin değiliz. ERP 3.0'ın %100 başarıyla kullanılmadığı bir endüstriye Endüstri 4.0 içerisinde dememiz pek doğru olmayacaktır. Günümüzde bunu başarmak için çabalıyoruz. Web 4.0 dediğimiz konu ise tamamen teoriden ibarettir ve kısaca Cyberpunk temasındaki sibernetik cihazlara donatılmış insanları adreslemektedir. Örneğin gözlerimize taktığımız bir implant ile karşımızdaki kişiye sadece bakarak para gönderebilme gibi bir senaryo Web 4.0 ile mümkün olabilmektedir. Web 4.0 dediğimizde konuşulan her şey sadece hayal edilen şeylerdir. Saniyede 100 gigabit veri hızları, verilerin yerel diskler üzerinde değil de webde dağıttık olarak saklanması, sunumların 3 boyutlu ile yapılması gibi kavramlara çelmektedir. Bu kursta genel olarak insanlığın gelişmesinde ilerlediği birçok konuyu ele aldık. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, esen kalın.